Şimdi işkembenin içerisinde faydalı bakteriler var. Hepsinin bir görevi var. Bu görevler içerisinde e, nişastayı sindirmek var, proteini sindirmek var, efendim e, selülozu sindirmek var ve bunları e, sindiriyor bu görevli bakteriler. Hmm. 21 tane ayrı aile biliniyor içeride. Bir de enfizorya dediğimiz bir çeşit tellik hayvan protozoalar var. Bunların hepsinin görevleri var. Bunların bir tanesi biz ona streptokokus bovis diyoruz. Çok ıı, iş güzel bir ıı, şey, çok çalışkan bir aile. Ama çok da iş güzel. Ee, bunun görevi nişasta sindirmek. yani karbonhidratlı gıdayı isindirmek. Hı hı. Bu o kadar görevine sadık ki, bu fazla geldi artık yeter demiyor. Bulduğunu sindiriyor, bulduğunu <laughs> sindiriyor. Görevi laktik asit üretmek, adı üstünde laktik asit, asit yani, laktik asit. Başka bakteriler de var. O laktik asiti alıp sindirmekle görevli. Laktik asiti alıp daha faydalı asitlere çevirecekler. Bu streptokokus bovis hepsinden fazla aside dayanıklı. Ne kadar asit olursa olsun ölmüyor işkembe. Öteki zavallı aileler, mikrop aileleri aside dayanıklı değil, ölüyor. Laktik asit, laktik asit, laktik asit çok üretti diyelim. Fazla üretti. Asidoz oluştu. Öteki ailelerde öldüğü için alıp asidozu faydalı hale getiremedi. Ne oldu? Asit asit olarak kaldı. Faydasız bir şekilde hatta zararlı bir şekilde asit olarak kaldı. İşkembeyi bozdu. İşkembenin bozulması demek bütün her şeyin bozulması demek. Dışkıda eğer e, köpüklü ve pis kokulu ve hafif yumuşak bir şekilde dışkı görüyorlarsa bu asidozdur. Bir de bunun gizlisi var. Sürekli hayvanın için için işkembesini Hı -hı asit halde get tutan bir durumda var. Bunun sebebi rasyon olabilir. Bizim kabayemimizin kalitesizliği olabilir. Kabayem kesif yem dengesizliği olabilir. Kabayemin ve kesif yemin aşırı inceltilmiş, çok ince kıyılmış, un haline getirilmiş olması olabilir. Yem seçme olabilir. Çeşitli çeşitli sebeplerden olabilir. Biz bu hatayı çok yapıyoruz. Birçok çiftlikte bu hata zaten mevcuttur. Bende yok diyenlerde bir baksınlar. İki şeye baksınlar. Bir dışkı köpüklü ve gevşek mi? Yani cıvık ve köpüklü mü? Pis kokulu mu? Buna baksınlar. Çünkü böyle olmaması icap eder. İkincisi de günün herhangi bir saatinde hayvanların yarısı geviş getiriyor mu? Günün herhangi bir saatinde yalnız yani öğlenden evveldi. Yok yemek biraz evvel yem vermiştim. Yem vereli 5 saat o değil. Herhangi bir saat. Mesela 10 hayvanınız var. 7'si geviş getirmiyor ve 3'ü geviş getiriyor. Ve başınız dertte demektir. Yani bu bu da asidozu bize işaret ediyor. Bunların hepsini biliyoruz ama çiftliklerde böyle bir e, sorun olduğunun farkındalar mı? Değil mi? Onu bilmiyorum. Neden? Çünkü adı üstünde birçoğu gizli seyrediyor.